Yürüdüğünüz yol doğrudur Allah'ın izni inayetiyle. Bakın dershaneler dediler. Bir yönüyle belki önünü almak istediler. Hafiyecilik meselesine devleti bağlama adına komik, gülünç böyle kanunlar çıkararak onunla da milletin elini kolunu fişlemeleri kolaylaştırmak için, milletin ayaklarına zincir vurmak için, boyunlarına tasma takmak için, herkesi karalamak için yeni yeni mevzuatı icat ederek insan ruhuna aykırı, insani değerlere aykırı, evrensel insani değerlere aykırı, hukuka aykırı şeyler yapmak suretiyle başka bir açıdan boynunuza birer tasma takmak, ayağınıza da zincir vurmak, kendileri gibi düşünmeyen herkesi esir etmek, vesayet altına alma mülahazasıyla ne mesavi ne mesavi irtikap ettiler. O da Allah'ın izni inayetiyle, rahmetinin enginliğiyle, fazlının sizin başınızda bir siyanet bulutu gibi bulunmasıyla onu da onların yüzlerine çarpacak bir inkisar yaşatacaktır. Ama dilerim şu inkisarı onlara yaşatmasın. İttihatçıların koskocaman bir devlet-i âliyeyi hislerine mağlup olarak bir maceraya kurban ettikleri gibi şurada burada savaşa girmek suretiyle bu millete bir kere daha Birinci Cihan Harbi yaşatmasınlar. Onlar Osmanlı'yı bitirdiler, devletler muvazenesinde muazzam bir devleti, dümende oturan bir devleti bitirdiler. Bir parça kalmış, bir avuç bu devlet. Bu aynı zamanda çevresinden kopmuş. Aksine çevresi kendisi için problemler sarmalı haline gelmiş. Böylesine minnacık bir devlet, nüfusu çoğalsa bile bir şey yapamayan, eli kolu bağlı, zavallı dediği her şeyde yanılan insanların elinde Cenab-ı Hak bir kere daha maceraya kurban etmesin. Türk milleti insanlığın kaderini değiştirme mevzuunda 50 defa öyle misyonlar eda etmiştir ki inanın Raşid halifelerden sonra eşi menendi yoktur onun. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Osmanlı. Unutmayın budur. Ona birileri kıydılar, bakiyesine hiç olmazsa, çoluğuna, çocuğuna, torunlarına, arkadan gelen nesillerine o şom ağızlar, o uğursuz eller, o uğursuz düşünceler bir daha kıymasınlar. Bu millet bir daha belini doğrultamaz. Cenab-ı Hak aklı ermezlere bu milleti emanet etmesin. Bildiğiniz doğru yolda yürüyün. Onlar bir yerde yolunuzu keserlerse çağlayan ırmaklar gibi. Hani bir vadide bir gönüyle başını taştan taşa vurarak denizlere doğru akmaktadır. Denizlerden doğmuştur, buharlaşmıştır, zahit nakıs bulutlarla bu defa rahmete dönüşmüştür, başınızdan aşağıya yağmıştır, sizin kupkuru çöllerinizi çemenzare çevirmiştir, haristanlarınızı gülistana çevirmiştir, sonra yeniden arzın bir kısım mahfezlerinde orada birikerek gözeller halinde, kaynaklar halinde dışarıya fışkırmış, size bir kere daha rahmet sunmuş, sonra ırmaklar haline gelmiş, başını taştan taşa vurarak denizlere doğru koşmuş. Denizlere doğru koşarken anasından onu ayıramazsınız. Mutlaka anasına varacaktır. Önüne kayalar çıkmış, haileler olmuş, heyelanlarla karşı karşıya gelmiş. Altından geçeceği yerde alttan geçmiş. Yandan bir yol bulup geçeceği yerde yandan geçmiş. Kocaman bir kaya ile karşılaşmışsa ulan senin üstünden de geçerim. Üstünden de geçmiş, anasına ulaşmış. Yeniden rahmet olmaya, yağmur olmaya namzet hale gelmiş. Sizin hizmetiniz budur. Sağdan önünüzü kesseler solu kullanırsınız. Soldan da önünüzü keserlerse üstten aşarsınız. Karşınıza kaya korlarsa deler altından geçersiniz.
efendim o da olmasa rölantıya alır, beklersiniz. Doğacaktır Hakk'ın vaat ettiği günler, kim bilir belki yarın, belki bugün, belki de yarın dersiniz. Cenab-ı Hakk'ın sizin için mukadder olan inayetini beklersiniz.